arkadaşlar Merhaba ee, bu ses çıkıyor herhalde değil mi normal Evet ee, Bülent Bey Bülent başkanımız bahsetti ee, bizim Bülent abimizdir Ben e, kendisini öyle kabul ediyorum Tabii Bülent Bey'in e, seyahat yazılarını seyahat fotoğraflarını ben uzun yıllar takip ettim e, dergilerde oradan biliyorum şimdi e, bu işi çok iyi bilen, çok iyi yapan birisinin yanında da böyle konuşma yapmak, hadi öğrencilerle, arkadaşlarla baş başa olsak biraz daha böyle rahat oluruz ama şimdi böyle üstad olunca biraz iş e, sıkıntıya giriyor. Evet arkadaşlar, e, tahmin ediyorum ki e, sabahtan beri e, buradasınız, epey bir yoruldunuz. E, süremiz bu arada ne kadar? yarım Bir saat, yaklaşık bir saat. Evet, en fazla bir saat. E, ben bir saatte ne bulurup ne konuşurum onu bilmiyorum gerçi ama Evet ben arkadaşlar şöyle geziyorum kitabı bugünkü konumuz. Bir kitap bir yazar konusu. Aslında sorarsanız ben yazar değilim. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Çünkü yazarlık çok farklı bir konu, farklı bir meslek. Böyle değilim derken dört tane kitaba da imza atmış birisiyim. Dört tane kitabım var. Tabii bunlardan da bu Geziyorum kitabı en son çıkan kitabımız olduğu için şöyle bir ufak bir yolculuk yapmak istiyorum sizlerle bu kitaplarla ilgili bu kitap fikri nereden doğdu nereden geldi çünkü yazar değilim diyorum ama bir yerden de kitap yazıyorum kitap hazırlıyorum bu fikir nasıl oluştu çünkü siz de zaman geldiğinde belki hala içinizde böyle hobi amaçlı bu işleri yapan var kitaplarınız olabilir ama yazar olmayabilirsiniz onun için şöyle küçük bir yolculuğa çıkmak istiyorum şimdi arkadaşlar benim ee, i̇lk kitabımın e, ikinci baskısı, bu elimizde e, gördüğümüz e, e, Görele kitabı. E, Görele, Girasun'un bir ilçesi. Ben e, bu ilçede doğmuş olan birisiyim ve yaklaşık e, 16 yıl bu ilçede yaşadım. E, 17 yaşında İstanbul'a geldim, şöyle bir ara e, okumak için. E, 16 yaşındayken geldim, sonra tekrar geri döndüm. E, sonra tekrar İstanbul'a geldim. Yalnız 16 yıl hiç kesintisiz e, Girasun'un Görel ilçesinde e, yaşadım. Benim köyüme elektrik e, 13 yaşında geldi. 13 yaşına kadar ben e, hiç e, televizyon izlememiştim. Yani izlememiştim. E, sadece belki bir defa e, ilkokul 5. sınıftayken e, okuldaki öğretmenimizin birleştirilmiş sınıflardı e, okulumuz. E, yani birleştirilmiş sınıf nedir bilen var mı arkadaşlar? Herkes biliyor. Ne? Birleşti mi sınıf? Evet. Yani böyle bir tane buranın beşte bire kadar küçük bir yerimiz var. Okulumuz var. Okul burası. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar herkes aynı derslikte okuyor. 27 kişi sınıfta. İşte beş tane 1. sınıf, dört tane ikinci sınıf, altı tane 5. sınıf gibi böyle karışız. Birinci, ikinci, üçüncü sınıfların ders kitapları aynı. Dördüncü, beşinci sınıfların ders kitapları aynı. Öğretmen aynı. İkinci, üçüncü öğretmen yok. Öğretmenimiz bir ders, birinci, ikinci, üçüncü sınıflara ders anlatıyor. Bir sonraki teneffüsten sonra dört ve beşe anlatıyor. O o sırada e, diğer bir, iki, üç verilen ödevleri yapıyor. Sessiz olarak aynı sınıfın içerisinde devam ediyor. Böyle bir eğitim hayatından sonra bir sene e, yatılı Kur'an kursuna e, verdi ailem beni. E, bu yatılı Kur'an kursunda... E, yine böyle televizyon falan izleme yok ama elektrik var. Yani köyüme elektrik 15 yaş, 13 yaşında geldi. Daha sonra İstanbul tabii Anadolu'dan herkes gibi benim de bir göç hikayem var. İstanbul'a geldikten sonra 17-18 yaşlarına tabii İstanbul farklı bir dünya bizim için, benim için. Burada işte lise hayatı, üniversite hayatı ilk yıllarımda şöyle hep sıkıntılar yaşardım. Ben bu sıkıntıları şimdi kendimi böyle bir eğlenceli bir hayat olarak görüyorum. Kullandığım bütün kelimelerle İstanbul'daki arkadaşlar alay ederdi. E, ve ben e, bu alaycılığın karşılığında e, artık sessiz kalmaya başlamıştım. Şimdi hala bu hayatımı öyle bir travmatik durum olarak işlemiş ki, kalmış ki bende. E, bulunduğum ortamlarda da birisi benimle konuşmayınca kolay kolay konuyu açıp konuşmaya başlamam. Derler ki ya sen niye hiç konuşmuyorsun vesaire. Benim direkt aklıma bu gelir. Çünkü e, acaba yine bir hata mı yaparım, yine bir yöresel şiveli bir kelime mi kullanırım ve benimle alay mı ederler diye. Böyle düşünürdüm. Ardından velhasıl e, memleketimiz neticede doğmuş olduğumuz yer. işte İstanbul'da iş hayatına atıldık. E, ve e, işte her bölgenin böyle dernekleri, vakıfları, cemiyetleri kurulur. Ben de dedim ki kendi köyüm için bir dernek kurayım. E, ardından kendi köyüm için dernek kurduktan sonra ilçem için böyle bir oluşum yapayım İstanbul'da. E, ve insanlar soru soruyor işte nerelisin? İşte diyor ki ben işte Malatyalıyım. Malatya olan var mı? Evet, beş tane el kalktı hocam. Ee, önceki gün Malatya'ydım da onun için sordum. Şimdi e, böyle bir cevap verince, işte girasunluyum, göreleliyim. Ne var anlat bakalım derlerdi. Şöyle bir ihtiyaç doğdu bende. Ya bu soruları ben çok almaya başladım. E, ile ilgili yazılmış olan kitaplar ne varsa böyle bir bakayım. Çünkü o zaman Google yok. İnternete girince bir şey bulamıyorsunuz. O dönemler 1993-94 yıllarından bahsediyorum. Sonra baktım benim doğduğum yer için bir kitap yazılmamış, bir kitap hazırlanmamış. Oturdum, geçmişten günümüze tüm yönleriyle Görele diye bir kitap hazırlamaya başladım. Tam 5 yıl sürdü. Yani ve internet yok arkadaşlar. Kütüphanelere gidip böyle Görele ile ilgili bir şey bulma şansınız yok. Ee, o yıllar bankada çalışıyorum. Osmanlı Bankası'nda çalışıyorum. Şu anda yok Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası'nda çalışıyorum. Ee, bütün e, yaz tatillerimi memleketinde geçiriyorum ve e, 25-30 gün bütün köyleri dolaşarak sözlü tarih dediğimiz insanlarla tek tek görüşerek bütün camiler, çeşmeler, türbeler, değirmenler ne varsa şive, kelimeler, kullanılan yöresel kelimeler bunları toparlıyorum. Ve en sonunda elimizdeki bu kitap ortaya çıkıyor ve ben şu anda çok mutluyum. Bunu da konuşurken şöyle mutluyum. Benim doğduğum yerle ilgili başka bir kitap yok. Mesela bu kitabı yazmak bana kısmet oldu. O anlamda kendimi Şanslı hissettim. Tabii bunu İstanbul'dayken yapıyorum. İstanbul'da e, bunu yaparken bir yerden de Beykoz'da yaşıyorum. Sonra Beykoz'a döndüm. E, o sırada işte ben e, henüz e, Bülent Bey'le e, bir dönem Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclis üyeliği yaptım. E, ancak onun öncesinde e, ben Beykoz ile ilgili hazırlanmış bir kitap e, yapılmadığını görünce ben görev ilgili yaptım. Böyle bir tecrübem de vardı. Demek ki bunu da yapabilirim. Ve Beykoz'la ilgili kitabı yazmak da, hazırlamak da bana kısmet oldu. Bu anlamda da çok kendimi mutlu hissediyorum. Şimdi bunları hep hobi amaçlı yaptım. İşte bir gün beni böyle bu kitaplardan dolayı konferanslara çağırsınlar, işte üniversite öğrencilere tez hazırlarken, işte makale yazarken bana başvursunlar, kitaplarımı kaynak olarak göstersinler vesaire amacı yoktu. Ama daha sonra gördüm ki böyle şeyler de oluyormuş. Bunun da böyle tadını alıyorum işte sizlerle bugün bu tadı alırken. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. 2010 yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi. Bilenleriz vardır çok eski bir zaman değil İstanbul Avrupa Kültür Başkenti. İstanbul Avrupa Kültür Başkenti e, döneminde e, bir kitap çıktı. İstanbul'un e, 100 yazarı diye çıkmış daha doğrusu. E, ve sürekli İstanbul e, Kültür Sanat e, AŞ kitaplar çıkartıyor. İşte İstanbul'un 100 camisi, İstanbul'un 100 hayırseveri, İstanbul'un 100... Hamamı, çeşmesi, köprüsü vesaire gibi kitaplar çıkıyor. İstanbul'un yüz yazarı kitabında çıktığında bir gördüm ki bir arkadaşım bana e, telefonu açtı Dedi ki ya İstanbul e, işte kültür başkenti ajansı bir kitap çıkartmış İstanbul'un yüz yazarı diye bu kitapta sen de varsın. E, Beykoz'daydım. E, Bey yolundaki İstanbul kitaplığına nasıl gittiğimi bilmiyorum. Gittim o kitabı aldım, başladım şöyle bakmaya yokum. So, en son sayfaya geldim Ali Bilir yazıyor. İstanbul'un yüzüncü yazarı olarak kitaba girmişim. Bu çok duygu verici bir şey tabii. Yani bir şey planlasanız, kurgulasanız belki bunu denk getiremezsiniz. Velhasıl Beykoz'un, yaşadığım yerin kitabını hazırlamak da bana kısmet oldu. Tabii Beykoz kitabından ve İstanbul'la ilgili yazılarımdan dolayı bu İstanbul'un 100 yazarı kitabına girmiştik. Böyle bir süreçler var bu kitapların. Son arkadaşlar e, 1999 2000 2001 2002 yılında ilk yurtdışı dışı deneyimim oldu. İlk defa karayoluyla e, İstanbul'dan çıktık. E, Bulgaristan'a dolaşacağız. Balkan bölgelerini dolaşacağız. E, Balkan bölgeleri çok yazılarınız okudum Bülent abi. E, Balkan bölgelerini dolaşacağız. Tabii önceden işte baktık ne var ne yok vesaire. Çok heyecanlıyım. Bir tane fotoğraf makinesi aldım kendime. Ee, işte bir e, ajanda, notebook neyse işte e, not defteri. E, her şeyi yazıyorum ama işte gördüğüm her şeyi işte şuradan e, Demirköy'den girdik işte sağ tarafta boş evler var. İşte eskiden burada askeriye varmış ama şimdi işte e, Bulgaristan'ın nüfusu azaldığından dolayı askeriyelerin artık buradan çekildiğini Avrupa Birliği giriş sürecinde buralarda artık askeri olmaması gerektiğini, İşte bir 50 kilometre gittikten sonra felancı baraja vardık, arkasından işte iki dağ açtıktan sonra Tırnova bölgesine vardık, İşte burası işte üniversite kenti olduğunu öğrendik, İşte bu şehri inmeden Şıpka tepesine çıktık. Her şey yazıyorum ama her şey yazıyorum. İşte seyahat ettiğimiz arkadaşlar diyor ki ya sen işte sürekli not alıyorsun vesaire. Ama aklımda şu yok. Yani bir gün ben bunları bir kitap haline getiririm vesaire diye böyle bir düşünce yok. Nihayetinde 20 yıl boyunca yaklaşık işte 50-60 tane ülke yu dolaştım, gezdim işte bazılarını 3-5 defa gittim. Sonra böyle sohbet ederken birisiyle ofisimde ya ne kadar güzeldi, bu kadar notlar var vesaire dedi. Bunu bir kitaba niye dönüştürmüyorsun, çevirmiyorsun. Ya olur mu, olmaz mı? Olur dedik. Sonra ardından oturduk. Benim o zaman dedim yani birisi bunun editörlüğünü vesaire yapsın. Benim nihayetimde e, ilk 30 ülkeyi koyalım buna dedik. Benim ilk 30 ülkeyi yani yaklaşık 800 sayfayı sağ olsunlar burada 300 sayfaya indirdiler. Yani işte şunu çıkartalım, bunu çıkartalım, bu cümleler olmamış vesaire. Nihayetinde yayın evinin istediği gibi böyle bir kitap ortaya çıktı. E, başka yerler farklı mekanlar geziyorum diye yaklaşık 55-60 ülkenin ilk 30'u bunda var. İnşallah ikinci e, nüshasında da e, diğer 30 ülke çıkacak. Şimdi arkadaşlar bu aslında şöyle geziyorum kitabı. Sizlere de önerim bu olabilir. Ee, i̇şte bir şehre gittiğiniz zaman e, hangi otelde kalınır, nerede yemek yenilir, işte hangi durumda ne yapılırın dışında bir kitap. Bu benim tamamen e, kendi duygularım, düşüncelerim. E, ben normalde e, eskiden uçak seyahatinden korkmazdım ama daha sonraki yıllarda korkmaya başladım. İşte uçağa bindiğimde uçaktaki duygularımı anlatıyorum. İşte uçağın e, bulutların arasından geçerken nasıl sallandığını, sallandığında bu benim hayatımda neleri bana hatırlattığını anlatıyorum. E, i̇şte bir ülkeye gitmişim, e, o ülkedeki oteldeki e, gördüğüm rüyayı anlatıyorum. E, i̇şte bir şehre gitmişim mesela şöyle. E, Yunanistan seyahatinde Selan Selanik'e gittim. Selanik Kalesi'nde şeyler var. alışveriş yani hediyelik eşya satılan şoplar var, dükkanlar var. İşte oradan bir şeyler baktık. baktım alıyorum. ardından satıcı bir hanımefendiyle konuşmaya başladık. Anlatıyoruz. İşte nereden geldik? Biz İstanbul'dan geldik. Aslen işte Karadenizliyiz. E, Girasunluyuz. E, hatırasını anlatmaya başladı. İşte dedi ki biz dedi, e, biz dedi orduluyuz dedi. Ancak dedi mübadele döneminde dedi bizim babalarımız dedi e, ordudan dedi e, Selanik'e gelmişler dedi. Selanik'teki Türkler de dedi işte Batı Trakya ve işte Edirne bölgesine vesaire Türkiye'ye gitmişler dedi. Başladı anlatmaya anlatırken de duygulandı. İşte biz de 12-13 yaşındayken diyor, bu kitapta mesela anlatıyorum onu, 12-13 yaşındayken diyor, e, büyük e, annem, büyük babam, Babam e, biz orduluyuz derdi hep diye e, söylerdi bize diyor. Biz de diyor, kardeşimle birlikte diyor Yunanistan haritasını açar, içerisinde orduyu arardık diyor. Ama hiç orduyu bulamazdık diyor. Ve e, okulda da işte siz nerelisiniz diye arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz bize sorduğunda diyor, e, biz onlara biz orduluyuz derdik diyor. Oysa ki Yunanistan'da ordu diye bir yer yok. Daha sonraki ilerleyen yıllarda öğrendik ki ordu Karadeniz bölgesinde bir e, il olduğunu öğrendik diyor mesela böyle ee, enteresan böyle acıklı e, duygusal hikayeler de var. E, tabii buna benzer e, yaşadığımız e, işte e, nedir ona eğlenceli hikayeler de var. E, genelde böyle duygu, düşünce işte mesela bir şehre gidiyorsunuz. Gidiyorum ya da işte e, Londra'ya gitmişim. Londra'yı anlatırken ya da işte başka bir yeri anlatırken İstanbul'da bir yere benzetmişim e, gibi gibi böyle e, bir hikaye. Yazmış işte fotoğraflar, yine kendi amatör olarak çekmiş olduğum fotoğraflar. Yani planlanarak yapılan bir şey değil. Sadece planlayarak yapmış olduğum kitap bu, Beykoz kitabı. Çünkü Beykoz için bir kitap olmadığını görünce bunu ciddi ciddi oturup yazdım, hazırladım. 5 yılı aldı Beykoz kitabı. Göreli kitabı da 5 yılı aldı. Yazar olmadığımı söyledim ya, yazar olmuş olsam, Belki 6 e, ayda bir kitap e, çıkartabilirdik. Yani mesleğimiz bu olmuş olsaydı. E, bunun içerisinde de arkadaşlar yaklaşık e, 18-19 yıllık bir e, birikim var. E, yazı bütünlüğünü, dil bütünlüğünü e, bir araya getirebilmek için e, editörlük aşamasında biraz e, güncel dile çevirmeye başladık. Evet, yani e, kısaca böyle e, kitaplarımızın hikayesi. Şimdi kısa e, e, gittim, e, bazı detaylara girmek istemedim çünkü siz e, istediğiniz yöne doğru biraz konuşalım istiyorum. Evet arkadaşlar, yani şimdi e, sorular sormak isteyen, e, başka konular sormak isteyen arkadaşlara açığız. Buyurun. Bu arada arkadaşımızın sorusuna geçmeden önce şöyle, bu kitabı işte insanlar genelde bizim toplumda şöyle bir şey vardır. Biz aynı zamanda turizm seyahat ajanı var. İşte müşterilerimizden, misafirlerimizden zaman zaman şunu görürüz. İşte yurt dışı seyahati sorar ister. Örneğin kişi Paris'teki bütün müzeleri, işte Roma'daki bütün ne kadar katedral varsa, müze varsa ya da işte gidilecek yer varsa hepsini sayar, anlatır, anlatır, anlatır. Ve İstanbul'da iki tane müzeyi ziyaret etmemiştir. Yani böyle bir şey var. Şimdi bu soruya ben şöyle maruz kalıyorum arkadaşlar. Belki siz de o soruyu sorabilirsiniz. Bu kadar ülkeyi dolaştık, bu kadar şehir gezdik, 300'den 400'den fazla şehir gezdik. Çünkü birkaç defa seyahatimizde boydan boya gezdiğimiz ülkeler var. Bunları konuşunca insanlar şunu söylüyor, ya Türkiye'nin her yerini gezdin mi diye. Evet, Türkiye'nin 2-3 tane ili hariç her yerini gezdiğimi söyleyebilirim. Turizm mesleğinden önce mesleğim bankacılıktı benim. Bankacılıkta da son 5 yılımı yeni bankacılığa başlayanlara eğitim vermekle geçirmiştim. Dolayısıyla yaklaşık 50 şehre eğitim vermek amacıyla bu bankçılık mesleği için gitmiştim. Ancak şöyle bir karar aldım ve geçtiğimiz hafta bunun ilk 8 ilini gerçekleştirdim. 2019 yılında bütün Türkiye'deki 81 tane vilayeti fotoğraf çekerek dolaşmak ve notlar alarak dolaşmak. Böyle bir ülkemizin bütün illerini dolaşarak böyle bir kendime bir proje oluşturdum. Ve geçen hafta 8 Şubat'ta yola çıktım. Yine 12 tane fotoğrafçı arkadaşla birlikte. Kars Gölü Festivali ile başladık. Ardahan, ardından Iğdır, Bingöl, Van, Bitlis, Tunceli, Erzurum, Malatya, buradan geri döndük. Bu saymış olduğum illerden olan arkadaşlar var mı? Evet. Yani epey kar ve soğuk var memlekette bilginiz olsun. Evet, e, şimdi şöyle e, neydi soru tam kültürü farklı e, en ilgi çekici. Şimdi tabii şöyle arkadaşlar e, kitap kitapta ilgi çekici ülkelerin e, bir kısmı da yok İkinci kitapta inşallah olacak ancak bu kitapta da var tabii. Şimdi e, Avrupa ülkeleri genelde e, kültür yapısı olarak birbirine benzer. Yani aynısıdır diyebiliriz. Balkan ülkelerinde ise işte Yunanistan, Bulgaristan, e, Makedonya bizim e, coğrafyamıza yakın olan e, kültürü bize biraz benzer. Karmaşık ama daha çok gittiğiniz zaman yabancılık çekmeyeceğiniz bir e, kültürle karşı karşıya kalıyorsunuz. Benim e, kitapta yer verdiğim, ee, en çok ilgimi çeken, yani beni etkileyen e, yerlerden maalesef şimdi e, savaş olan bir ülke Yemen. E, burası hakikaten çok e, keşke görülebilmiş olsaydı. Ben hiç Suriye'ye gitmedim. Suriye'ye gitmeyi planladığım yıl içerisinde maalesef Suriye'de savaş çıktı ve gidilecek durumumuz kalmadı. Ama Yemen'e gitme açısından kendimi çok şanslı gördüm. Yemen e, çok bir e, farklı bir kültür olan, farklı bir yapısı olan. E, mistik bir ülke. E, onun dışında e, Kenya e, bölgesi, yani Afrika bölgesindeki ülkeler e, çok ilgi, ilgi çekici ve e, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz ülkeler e, beni daha çok etkileyen ülkeler oldu. E, Avrupa ülkelerinden arkadaşlar örnek olarak söylüyorum İtalya'ya gidin, gittiğiniz diğer ülkeler hep birbirine benzer. Ama e, Orta Asya'daki ülkeler, e, Afrika'daki ülkelerde hayatın yüzde yüz değiştiğini bir anda görüyorsunuz, şahitlik oluyorsunuz. Şimdi çok çok güzel bir soru. Şöyle ki Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz ülkeler arkadaşlar, tabii son yıllarda Türkiye Cumhuriyetleri olarak biz bunu hep tarih boyunca böyleydi ama son yıllarda, son 20-25 seneden beri Rusya'nın etkisi altından çıktıktan sonra bu ülkeler biraz kendi öz kültürüne dönüşe doğru yol almaya başlamış. kendi Ancak Rusya'nın etkisi, Sovyetler Birliği'nin etkisi hali hazırda bu ülkelerde var. Bunu yok diyemeyiz ama... Ülkelerin de kendi bir gayreti var, kendi özüne dönme yönünde bir gayreti var. Ve Türkiye'den de e, özellikle bizim e, TİKA denilen e, bir ajansımız var. Bunun e, vasıtasıyla da e, bu bölgelerde e, bu Türk kültürünün geri gelmesine yönelik e, çalışmaları var. E, yani tam yaşadığını söyleyemeyiz ama izleri var özellikle yapısal anlamda, mimari anlamda e, korunuyor. Hala korunuyor ve her geçen gün restorasyonla birlikte ayağa kaldırıyorlar böyle yerler. Şu bu taraftan bir arkadaşımız az önce el kaldırır gibi oldu. Yok mu? Her şey anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Merhaba. Ben Mehmet Emin Kaplan. Ben şunu merak ediyorum. Hani bu kadar ülke, kültür geziniz, gördünüz. Yani bu seyahatleriniz size ne kattı? İkinci sorum ise yani insani olarak size en samimi gelen kültür veya ülke hangisidir? Teşekkürler. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir söz vardır. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir diye. Aslında ikisini yapan da bilir. Yani bakıldığı zaman bu böyledir. Ee, ama e, gördüğünüz yerlerse daha farklı şeyler katabiliyor, hafızanıza daha çok şey tutabiliyor. Örnek olarak söyleyeyim, ee, şimdi Avrupa'dan başlamak istiyorum yine. Ee, bizim ülkemizde de yeni e, bir yasa ile birlikte bu şart haline getirilmeye başladı. Ee, Avrupa ülkelerinde e, gittiğiniz zaman çok ciddi bir e, disiplin vardır. Bir e, adaptasyon konusunda sıkıntı yaşarsınız. Mesela biz trafik, e, yeşil yanmadan ayağımızı caddeye atarız. Hemen karşıdan karşıya geçmek isteriz. Avrupalılar bunu yapmıyor. Ancak e, yapan bizler gibi insanlar için de trafik bir anda duruyor. Böyle bir e, şey var, insana saygı, bir disiplin var. Ancak insan ilişkileri, insanla yaklaşım, samimiyet vesaire bu çok e, görülen bir şey yok. Bizim gibi toplumlarda özellikle e, komşu ülkelerimizde, e, Türk izlerinin geçmiş olduğu ülkelerde bizim kültürümüzde çok, Benziyorlar. Kendimiz için, kendimiz gibi insanları görebiliyoruz. Fakat Afrika ülkelerinde daha farklı, daha karmaşık düzen var. Örnek olarak söylemek gerekirse yine Kenya örneğini vereceğim. İşte Yemen'de öyleydi, Arabistan'da keza öyle, Tunus'ta öyle, Fas'ta öyle. Buralar biraz daha karmaşık ama bu karmaşıklığı da siz seviyorsunuz. Yani size çok uzak gelmiyor. Biz her gittiğimiz yerde uyum sağlayabilirsiniz. Yani ben her gittiğim yerde uyum sağlayabildim. Ancak şu var: düzenli ülkelerden ülkemize geldiğimiz zaman ya niye bizim ülkemizde böyle değil diye kendi kendinize böyle bir serzenişte bulunabiliyorsunuz. Şunu söyleyebilirim: bizim ülkemiz Türkiye. Hangi ülkeye giderseniz gidin, ne kadar kalırsanız kalın. Dördüncü, beşinci günden sonra ülkenizi aramaya başlıyorsunuz. Yaşadığınız şehri, kenti aramaya başlıyorsunuz. Bizim e, İstanbul'un da, ülkemizin de böyle bir çekiciliği var. E, ben şunu söyleyebilirim çok e, net olarak. E, bizim ülkemiz e, bütün e, dünya ülkelerinin sanki böyle bir e, mozaiği gibi. Yani hep deriz İstanbul, Anadolu'nun mozaiği ama Türkiye bütün dünya ülkelerinin mozaiği gibi. Bu anlamda e, çok önemli bizim ülkemiz. Buyurun. Adım Ömer Farukçam, Bilim Üniversitesi Hemşirelik 4. sınıf öğrencisiyim. Şey soracaktım. Gittiğiniz yerlerde kendinizi tanıttığınızda veya tanıtmak zorunda kalıyor muydunuz? Bir de Türk olduğunuzu öğrendikten sonra verilen tepkiler, yani sizde böyle bir e, duygu durum değişikliği falan oluşturuyor muydu? Yani iyi, olumlu ya da olumsuz? Şimdi şöyle e, tabii sizin insanlarla nasıl bir iletişim kurduğunuza bu çok e, bağlı olan bir şey. E, ben mesela e, Tunus'a gittiğim zaman e, insanların isimleri genelde işte e, Muhammed, Ali, Ahmet vesaire gibi şeylerdir böyle işte. Ya da Fas'a gittiğiniz zaman e, bir iletişim kurduğunuz zaman e, karşınızdaki insanın yaşı, çok önemli. Kurmuş olduğunuz kişinin cinsiyeti çok önemli. Ee, mesela en son Fas'a gittiğim zaman bir e, Faslı e, futbolcu Galatasaray'da oynuyordu. E, direkt futbolcudan giriyoruz mesela bir gençle sohbete girdiğiniz zaman çünkü direkt bir kimdi bu? Kimdi? Gal evet bir e, şey e, Galatasaray'da bir futbolcu vardı en son gençlere bahsettim bundan. Ya bir anda ilgi oda oldum gençlerin yani sanki ben onun arkadaşıymışım, yıllarca berabermişiz. Yani başladılar bize Fes şehrine gezdirmeye gençler yani bunu böyle bir iletişim kurduk. Ee, i̇şte başka bir şehre gittiğiniz zaman mesela e, tanışıyorsunuz. E, i̇şte isminiz ne diye sorduğunuz zaman Ali istiyor mesele ismi. Benim ismim de Ali diyorum böyle İşte Bir eksi bir farz, fazlanız var diyoruz. Böyle bir e, yaklaşım iletişim kuruyorsunuz insanlarla yoksa Böyle çok e, ekonomik, siyasi bir ilişki e, kurduğunuz zaman zaten iş çok e, yani böyle bir resmi düzeyde bitiyor. O anda bitiyor. E, bir ortak yer bulabiliyorsunuz. Yani e, fakat benim e, araştırmalarım, gözlemlerim çok insanlarla e, hani siz bana anlatın ben burayla ilgili bilgiler edineyim, notlarımı alayım mantığında değildi tabii. Tamamen benimkiler gözlem olduğu için. Fakat insanlarla tanışmanız işte bir restoranda olsun, bir kafede olsun, e, konuşmanız. İstanbul'dan geliyor geliyorum de, demiş olmanız, işte İstanbul'a siz geldiniz mi, gelmeyi düşünür müsünüz, gelin vesaire böyle. Bildiğimiz direkt Türk misafirperverlik yaklaşımıyla karşıya yaklaştığımız zaman bir yerde insanlar çoğu zaten açılıyor size. Yani o samiyet bir anda karşılıklı olarak kurulmaya başlıyor. Birçoğun iletişim alıyorsunuz, telefon numarasını alıyorsunuz, ama tabii ki hiç aramıyorsunuz, sormuyorsunuz yani o anda olan bir şey. Ses, sesiniz gelir, şey yapmayın hiç. Mikrofon. Hoş geldiniz. Muhammed Emin Ural, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Ben şunu merak ediyorum. Belki benim gibi arkadaşlar da vardır bu sorunun cevabını merak eden. Bir yeri gezmeye karar verdiğiniz zaman, daha doğrusu gezmek istediğiniz zaman, gezeceğiniz yere karar verir, verme aşaması nasıl oluyor? Ve gezmeyeceğiniz yeri karar verdikten sonra Oradaki e, istikametiniz e, yönünüzü nasıl belirliyorsunuz? Hani buraya gideceğiz, oradan şuraya gezeriz, şunu da gezeriz. Hani ben gezmek istediğim zaman acaba nereye gideceğim falan diye araştırma oluyor ama hani herkes farklı bir şey söylüyor. Şuraya git diyor, şuraya git diyor ama karar veremiyorsunuz bir türlü. Nasıl yapacağım? Bir istikamete ihtiyacınız oluyor. Hani gezmeyi nasıl karar veriyorsunuz gezeceğiniz şekli? Şimdi şöyle benim gez, gezilerim arkadaşlar genelde hep planlı geziler oldu şimdiye kadar. Bu planlı gezilerin dışındaki zamanlarda ben bir plansız program yaptım kendime. Şöyle ki bizim İstanbul'a gelen turistler genelde nerelerde gezdirilir? İşte Taksim, Sultanahmet bu bölgelerde gezdirilir. İşte kapalı çarşıya götürülür, boğaz gösterilir. Yani bir şehre gelen insanlara, turistlere genelde o şehrin en turistik yerleri ve en güzel yerleri gösterilir. Oysa ki her şehrin varoşları vardır, arka sokakları vardır, e, kenar mahalleleri vardır. E, genelde ben örnek olarak söylüyorum, Londra'ya gittiğim zaman ya da Paris'e gittiğim zaman, Berlin'e gittiğim zaman e, bilinen yerler hep bilinen yerler zaten. Herkesin gittiği yerler, herkesin fotoğrafını çektiği yerler, herkesin anlattığı, konuştuğu yerler. E, oysa ki e, siz Berlin'de e, trene binip son Sondur'a gittiğinizde çok farklı bir şey görüyorsunuz. Yani ee, zengin bir Avrupa kenti, herkesin gelir düzeyi, refah düzeyi yüksek bir yer görmüyorsunuz aslında baktığınız zaman. Ee, i̇şte Amerika'ya gittiğiniz zaman e, hep bu konuşulan, edilen vesaire, e, bu güçlü Amerika'yı görmüyorsunuz. E, i̇şte şehrin böyle 3-4 saat dışına çıktığınız zaman e, çok farklı bir e, kesim görüyorsunuz. E, ben daha yeni e, bir okudum bunu, e, bir ay falan oldu. E, Dünyadaki e, yani fakir e, ortalamasının e, altında yani aynı seviyede e, Amerika'nın yüzde 40 olduğunu, Amerika coğrafyasının yüzde 40 olduğunu benzer bir böyle bir e, bilgi okudum. E, tam e, oranı e, yanlış söylüyor olabilirim. Planlı geziler mesela nedir? İşte bir turla beraber gittik, e, gezdik bir hafta, üç gün, beş gün. E, genelde şöyle olur. Ben turla giderim, uçaktan inerim, dönecek olduğum gün buluşuruz derim ve grubumdan müsaade ister ayrılırım. İşte o zaman kendi serbest programımı yapıyorum o şehirde. Yani siz de bir süre sonra bunları yapabilirsiniz. Ama kendim münferit olarak planlamalar, programları yaptığım zaman, örneğin şimdi Beyrut'a, git, Lübnan'a gitmeyi planladım mesela bu önümüzdeki Mayıs ayı için. Bu tamamen free. Havacaman'dan indiğim zaman o şehrin nerelerine gidilmesi gerektiğini orada karar vereceğim. Yani böyle serbest yapılan bir şey. Ama bir ekiple, bir grupla gittiğiniz zaman önceden bir plan yapıyorsunuz tabii. Beraber uyuyorsunuz bu gruba. Merhaba hocam. Ben Ahmet Furkan Ülker. Hocam benim merak ettiğim, başınıza gelen bir ilginç anı oldu mu? En ilginize giden şehir hangisiydi bir de? En ilginç gelen. Şimdi şöyle... E Kırgızistan'a gitmiştik. Kırgızistan'da bizi gezdiren şoför mutlaka evinde bir kahve içmemize ikna etti bizi. Kırgızistan evi eskiden Sovyetler Birliği'nin sosyal konut olarak bütün o coğrafyadaki yaşayan insanlara yapmış olduğu evlerden birisi işte böyle. 15-20 katlı vesaire e, binalar. İnşallah bir gün yolunuz düşünce gidip göreceksiniz. Bizim bu e, Beylikdüzü işte İstanbul'un birçok yerinde yapılan lüks konut mantığındaki e, binalar zamanında Sovyetler Birliği tarafından o bölgede coğrafyada yaşayan insanlara sosyal konut olarak yapılmış olan e, ev modelleri gibi düşünün. Yani onları böyle canlandırabilirsiniz. E, 13. kattaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, evine çıktık. Biz e, o akşamda e, Bişkek'teki Türkiye e, Büyükelçimizin evinde e, biz döneceğiz ve bize bir akşam yemeği e, verecekler. Biz asansöre bindik, inerken kaldık. Yani akşam saat 8-9 civarında asansörde kaldık 3 kişi. Ve sanırım hafta sonuydu. Biz yaklaşık 2 saatten fazla asansörde kaldık. E, tamirci bekliyoruz, işte ulaşamıyoruz kimseye vesaire. Orada çok ciddi bir korku atlatmıştım. Ardından o akşam e, geldik, e, işte e, et yedik, e, yemek ikram ettiler. E, ya bu çok güzel bir etmiş vesaire böyle bir muhabbet oldu, konu oldu. Dediler ki biz de dedi burada dedi, en kıymetli misafirlerimize at atı yediririz. Öyle ya öyle miydi, biz at mi yedik şimdi diye. O, o akşam öyle bir iki şey olmuştu, konu olmuştu. Bir de e, Marakeş'te Marakeş Meydanı var büyük bir e, meydan. Burası çok Marrakeş'in turistik ünlü bir meydanı. İşte bütün maymun oynatıcılar, hayvan oynatıcılar, yılan oynatıcılar vesaire vesaire şeyler var. Yani böyle bir alan işte gece farklı olur. İşte YouTube'da falan videoları vardır bir bakın izleyin. Böyle dolaşıyoruz işte bir vesaire. Göz göze geldiğiniz kişi direkt gelip sizden para istiyor. Böyle bir meydan böyle. Yani oranın yerlisiyle göz göze geldiğiniz an direkt para istiyor sizden. Ben de artık böyle 2-3 tecrübe dedik bunlar bizi soyacaklar böyle. Böyle gidiyorum. Şurada böyle bir yumuşaklık hissettim omuzumda. Ben de herhalde gezdiğimiz arkadaşlardan birisi ıslak eliyle beraber yazın çünkü. Omuzuma elini attı diye düşündüm. Ben de şöyle elimi koydum böyle tamam mı? Hani arkadaşımız ya elini attı böyle. Şöyle bir baktım kobra yılanı bana doğru bakıyor. Şu hareketle kurtuldum altından yılan oynatıcısı yılan omuzuma atmış. Ben o korkuyla çıktım. Ne yapacağımı şaşırdım. O da direkt para ver diyor. Yani böyle böyle bir şey olmuştu. Tabii benzer şeyler oldu. Uçağı kaçırdığımız zamanlar, arabayı kaçırdığımız zamanlar. İşte mesela bir safari turuna katılmıştım Kenya'da. Mesela aracımız arıza yaptı. Başka araç gelmesi için telefonlar çekmiyor, iletişim kurulamıyor. Kimse inip yaya olarak gidemiyor çünkü her taraf aslan kaplan vesaire böyle bir maceramız olmuştu gibi benzer şeyler oluyor tabii yani. Sunumunuz için teşekkür ederim. Ben Büşra Nakipoğlu. Kimya mühendisiyim. Yüksek lisans ikinci sınıf öğrencisiyim İTÜ'de. Ben şey sormak istiyorum. Sizce yalnız gezmek mi daha güzel yoksa hani bir grubun içinde dahil olarak gezmek mi? Daha sizi rahatlat ya da keyifli geldi. Sorun bu. Bülent abi nasıl gezmek daha güzel? Ben grubun içinde <laughs> Şimdi e, evet, <laughs> grubun içinde, grubun içinde yalnız gezince kitap çıkıyor ortaya, e, böyle, böyle böyle bir şey. E, yalnız gezmek e, pek güzel değil, onu söyleyebilirim. E, yalnız gezilerim oldu ama e, iki üç kafa dengi arkadaşla gezmek en keyiflisi. Ee, ama e, not almayı ihmal etmeyeceksiniz. Yani yalnız gezmek çok tercih ettiğim bir şey değil. Ben Ayşenur Gözel, İTÜ'de elektronik haberleşme okuyorum. Ee, hangi dilleri konuşuyorsunuz? Genelde bu konuştuğunuz diller gittiğiniz yerlerde size yetti mi? Yetmediğinde hani iletişim nasıl oldu? Şimdi tabii, e, geçen e, bir şey e, dinledim bir Kürtçe şarkı dinledim işte doğuda gezerken. Şimdi bir coğrafyada gezerken arkadaşlar kesinlikle şunu yapın. Ben hep şunu gördüm, hep şunu tercih ettim, tercüme ettim, tecrübe ettim. 10 kişi gidiyoruz. İşte nereye gittik? Taşkent'e gittik. İlk soru şu bize. Ya işte burada yemek yiyebileceğimiz bir Türk restoran var mıdır? O zaman niye geldin Türkiye'den? Yani buna kendinizi alıştırmanız lazım arkadaşlar. Ya bu helal midir? Bu haram mıdır? Doğru kesilmiş midir? Burada bu olmuş mudur? Şu olmuş mudur? Bütün bunları kendi içinizde halletmeniz lazım. Eğer ki böyle çok ince e, nüanslarınız, böyle sıkıntılarınız vesaire varsa... ...Türkiye'den hazırlıklı gitmek lazım. E, ben hatta e, herkese söylerim. Bakın gittiğiniz yerlerde bu gibi saplantılarınız varsa... Ee, zeytininizi, peynirinizi, konservenizi... ...bunları vakumlatın koyun valizinize. Bunları uçak alıyor. Bu sıkıntı yok. Gittiğiniz yerlerde bunları yersiniz. Ancak gittiğiniz yerlerde mutlaka... ...yerel tatlara tadın. Yerel e, lokantalara... ...yerel restoranlara mutlaka gidin. Dil konusuna gelince... ...genelde bütün dünya ülkelerinde... ...İngilizce olarak anlaşabiliyorsunuz, çözebiliyorsunuz. Ee, zaten... E, ...şey, ha, o Kürtçe şeyden bahsettim. Ee, arkadaşlar tabii... Bu bölgedeki işte Erzurumlu, Malatyalı, Bingöl'lü, Tuncelili arkadaşlarla gittiğimiz için arkadaşlar işte Kürtçe konuşuyorlar, biliyorlar vesaire. Bir şarkı sürekli çalıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar. Dedim ne kadar güzel bir şarkı vesaire. İşte bu ne söylüyor falan vesaire dedi yanımdaki diğer arkadaş. Dedim ki ya şarkının melodisi, ritmi... ...içtenliği o kadar bir güzel söylüyor ki... ...yani bunu anlamak için, bilmek için... ...illaki bu dili ya da Kürtçeyi bilmenize gerek yok... ...anlamanıza gerek yok. Yani o sizi böyle etkileyici bir özelliği var. Dolayısıyla herkesle bir şekilde... ...iletişim kurabiliyorsunuz. Mesela bir Çin lokantası... ...ben Çin'e gittim mesela. Çinler genelde İngilizce bilmezler, konuşmazlar... ...ya da işte Fransa'dakiler mesela... ...genelde konuşmazlar. Böyle bir tutucu halleri vardır onların. Gayet güzel, anlaşabiliyorsunuz. Yani... Beden dili denilen olay var, o da biraz etkileşim olabiliyor. Sizin e, insanlar e, bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz ama genelde İngilizce olarak konuları çözebiliyorsunuz. Arap ülkelerine gittiğimiz zaman işte böyle çatpat Arapça, işte ben kendi adıma söylüyorum çözebiliyoruz. Genelde böyle e, işinizi halledebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz yani. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Muhammed Enes Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 3. Sınıf. E, ee, gezmişsiniz birçok ülkeye farklı kültürleri görmüşsünüz. Ben sadece şunu merak ediyorum. Gittip gördükten sonra yani ülkenize, kendi evinize döndükten sonra oralardan kendi hayatınız için bir dönüm noktası olanan an oldum yani şu. Bir e, örnek veriyorum farazi. İşte Afrika'ya gittiniz. Orada bir e, kültür, bir adet gördünüz. Ve bu, o gördüğünüz kültür, adet hayatınızın bu noktadan sonra çok etkiledi. Ve siz de ee, onun belli numunelerini kendi ülkenize döndüğünüzde aktarmaya çalıştığınız bir an oldu mu? Farklı bir kültür, gördünüz, farklı bir disiplin bu sizi çok etkiledi ve siz bunu hayatınızın diğer safhalarına aktardınız. Böyle bir anınız oldu mu? Ya tabii böyle hayatımızı bir anda değiştirecek olan şeyler değil bunlar ama şu şunu istiyorsunuz, şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz zaman çok gelişmiş olan bir şehir, e, sorunsuz e, ülke vesaire. Ya keşke benim yaşadığım ülkede, yaşadığım şehirde de böyle olsa dedikleriniz olabiliyor. Ama bazılarını gördüğünüz zaman da e, halinize şükrediyorsunuz. Yani ben iyi ki çok iyi bir ülkede yaşıyorum. Çok güzel, özgür, işte demokrasinin olduğu, herkesin istediği her şeyi yapabildiği e, bir ülkede yaşıyorum diye e, bu düşünceler içerisine bürünebiliyorsunuz. E, ama çoğu yerde e, ben hiç şunun etkisinde kaldım diyemem. E, i̇şte keşke bu ülkede yaşasaydım dediğim bir ülke yok. Yani... O anlamda hala Türkiye'deyim, hala İstanbul'dayım. E, ama diyenleri duyuyorum, görüyorum. E, ama ben hala buradayım. Baktığım zaman, e, çünkü en fakir ülkeye de e, gitme şansım oldu, en zengin ülkeye de ülkelere de gitme şansım oldu. E, ama ülkem benim için ilk sırada hala. Bir el orada kalktı sonra indi. Evet, belli ki herkes e, cumartesi günü akşam yoruldu, e, yorgun hale geldi. Evet, ben kısaca iki kelimeyle kendimden de bahsedeyim arkadaşlar. E, şimdi burada herkes öğrenci, yüksek lisans da olsa öğrenciyiz değil mi? Öğrenci olmayan kimse var mı? Ön sıralarımız mı, Biz, e, asıl en büyük öğrenci biziz. Biz hala öğrenmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, e, ben... E, Tabi işte kitap vesaire vesaire derken böyle hala işte yeni notlar falan vesaire alıyorum. Bir ara e, işte 40 yaşına geldiğim zaman kendimi boşluklu hissettim. Dedim ki kendim için bir şey yapmam gerekir e, gerekiyor. Sonra ne yapayım ne yapayım. İşte hayatımız boyunca işte iş güç işte banka finans hesap kitapla geçmiş. E, dedim ki ben e, birincisi kendimi ve e, doğadaki canlıları insanları daha iyi anlamak için. ...bir eğitim, yeniden bir eğitim hayatına atayım kendimi dedim. Ve psikoloji alanında yüksek lisans yapmaya başladım. Bülent abim de zaten değil mi bu alanda doktora doktor kendisi. Yetişkinlerin psikolojik iyi oluşu ile ilgili yüksek lisans sezimi vererek... ...geçen yıl yüksek lisansımı tamamladım arkadaşlar. Eğitim hayatınız bittiği zaman hiçbir zaman eğitim hayatınızı bitirmeyin. Ben hala seminerlere, kurslara fırsat buldukça gidiyorum, dinleyici olarak gidiyorum. E, zaman zaman da konuşmacı olarak davet ediyorlar, böyle gidiyorum. E, ve hiçbir zaman e, hayatınızı e, eğitimden geri bırakmayın. E, diplomayı almak e, işi bitirmiyor. Asıl diplomayı aldıktan sonra eğitim hayatı başlıyor. E, ve mutlaka... E, ...bizlerin, bizim gibilerin söyledikleri çoğu zaman böyle e, yeterli gelmeyebilir size... ...ama mutlaka içerisinden bir cümle de olsa alacağınız olur. O cümlelere de toparlayarak böyle kendi kararınızı vererek... E, ...yaşanmış tecrübeleri kendinize yaşanmış tecrübe gibi... E, ...hafızanızı kaydederseniz hayatta daha da başarılı olacaksınız. Zaten e, gözler öyle bir bakıyor ki... E, ...herkes şey... Böyle hakikaten çok başarılı, çok böyle e, candan yani günün bu saatinde olmasına rağmen ben geçen e, bir üniversiteye gittim turizm fakültesinde e, şunu söyledim arkadaşlara Arkadaşlar dedim sizinle baştan bir anlaşma yapmak istiyoruz yapmak istiyorum e, konuşurken yani konuşma ortasında eğer birisi çıkacak çıkmayı düşünüyorsa çıkacaksa. Ee, şimdi çıksın. Hani ben e, hani böyle bir şey yapmayalım. Kimse çıkamadı. Şimdi biz burada başlarken böyle bir şey demedik ama hiç kimse çıkmıyor. Çıkmaya niyetleri yokmuş gibi böyle bakıyor bir şey yapıyor. Benim telefonu da yok. mı yok? Telefonu yok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yok mu telefon? Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ben. Yalnız e, yalnız e, şimdi bu bugün buraya gelme talebi e, bana e, kurumdan geldi Ancak ben şimdi kendim bir talepte bulunacağım e, bir miktar e, Anadolu'nun illerini dolaştıktan sonra e, Çünkü oralarda da çok enteresan e, hikayeler dinliyoruz yaşıyoruz e, fotoğraflarımızla beraber arkadaşlarla yine böyle bir hafta sonu söyleşi yapmak isterim e, Anadolu'yu çünkü herkes İstanbullu değildir burada değil mi? İstanbullu e, kaç kişi var böyle bir el kaldırabilir mi? Yani ben tamamen üç nesil İstanbulluyum diyebilecek kaç kişiyiz? Evet. Yani onun için e, mutlaka arkadaşlar ilgi çekici bir hikaye olacaktır. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bir resim alabilir miyiz?